Evet. Elimizde Apple Watch Ultra var. Yaklaşık bir ay önce sipariş ettim, ancak bugün geldi. Ve şimdi de buna yakından bakacağız. İlk kez karşılaşacağımız bir malzeme. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Bunun Kanada'ya maliyeti 1099 dolar. 142 dolar da taksi var vergiyle beraber. Yani taks. 1241 dolar. 1241 Kanada doları. Şu kadarcık bir şey. Ve şimdi açıp bakalım yakından nasıl bir şeye benziyor. Etkilenecek miyim? İlk Apple Watch'umu 2017'de aldım galiba. 16 ya da 17 idi. Apple 2 o zaman yeni çıkmıştı. Evet, yani bu kadar şaşalı kutunun içinden çıkan şey sadece bu. Watch demiş. Aldığımız ürün bu. Titanium case, orange alpin lob. Evet, istediğim buydu. Biraz kartonu sanki yani güzel değil gibi geldi bana. Daha yumuşaktı. Apple sanırım burada şeyden kaçmış. Paradan kaçmış. Evet. Şöyle açalım bakalım. Oo, bu diş kapakmış. Okey. Şöyle bir şey çıkıyor karşınıza. Watch. Ve bu ne? Klasik instruction. Saatler ve kordonlardan bahsediyor. Ocean demiş, trail demiş, alpin demiş. Ben alpini aldım. Yani kordon değişebilir sonuçta. Case, kasa aynı kasa. Bu da ürünle ilgili diğer detaylar. İşte neymiş? Put on your apple, bla bla bla. Galiba bu kaybolmayla ilgili bir şey. Şu panik düğmesi, bunu yeni yapmışlar. Şarjdan falan bahsediyor. Kordon nasıl takılacağını göstermiş. Evet. Görüntü çok güzel. Baskı da hiçbir şeyden kaçırmamışlar. Burada bu aslında kullanma kılavuzu gibi bir şey. Evet. Kullanma kılavuzu. Bunların üstünden geçmeyeceğim. Gerek yok çünkü. Bu ne? Burada da yine klasik kaç dilde birkaç dilde safety and handling demiş. Yani bu da garantiyle ilgili şeyler. Gereksiz. Evet, watch böyle bir şey. Ve geldik. İki tane parça. Bak, sürpriz oldu. Burada saatin gövdesi var. Göründüğü gibi. Bu da kordon. Yani bunu açmasam belki de iade edebilirim. Yani şöyle kordon hani büyük gelirse diye söyledim. Başka biriyle değiştirebilirim belki. Kalsın şimdilik. Evet, güzel bir aslında iç tasarım var. Enteresan. Dağları falan koymuşlar. Dağlar yine beni çağırdı. Hafta sonu gidiyorum zaten. Algonquin'deyim. Okey, şimdi hep beraber açalım içini. Ben de çok heyecanlıyım. Bunların sevdiğim bir diğer yönü de her şeyi böyle şekillerle göstermişler yani. Kibar oldu ya adam. Yavaş aç diyor. Bak sana yer gösterdik diyor. Oradan aç diyor falan filan. Bakın. İki tane işaretli şeyi kaldırınca sanırım saat ortaya çıkıyor. Evet, saat ortaya çıktı şu an. Apple Watch burada. Yavaşça kaldırıyorum. Ve bu kocaman saat aslında hafifmiş. Belki de kasanın titanyum olmasıyla alakası vardır. Şöyle göstereyim. Ya öyle güzel ambalaj yapıyorlar ki bazen ambalajı açmaya kıyamıyorsun yani. O derece. Evet, şuradan açacağız galiba. Şöyle açalım. Ve saat
ortaya çıksın. Tam açmayacağım. Şöyle çekip alacağım. Evet, saat bu. Şık bir tasarım. Yani bunun özellikleri çok fazla. Yani istediğiniz kadar dibe dalabiliyorsunuz. Yani 40 metre garantisi var da 100 metre falan diyorlar. Ben 100 metreye dalmayacağım için çok da önemli değil bence. Gövde bu. Şunu açalım. Bir ekran görüntüsü alalım. Bakalım ne çıkacak. Pili yok herhalde. Evet. Apple logosu geldi. Bakalım update falan isteyecek mi? Yani update isteyebilir. Evet. Bu kadar. Telefonla eşleşmeyi falan bekliyor. Dillerden bahsediyor. English diyelim. Kanada. Start pairing diyor. Okey, şimdi yapmayacağım bunu. Bunu daha sonra yapacağız. Evet. Çünkü iki tane telefon var. Bakalım hangisini eşleştiririm bilmiyorum. Saat böyle. Gayet hoş bir saat. Çok da ağır. Çok da ağır değil. Güzel de duruyor. Okey, saati şöyle koyalım. Şöyle. Şöyle koyalım. Bu yan tarafta ne var? Buna bakalım. Evet. Burada tahmin edeceğiniz üzere dizaynı Apple California tarafından dizayn edilmiş. Şarj aleti var. Charger'ı var. Bu şekilde çıkıyor. Ya kardeşim bu kadar niye güzel kağıtlıyorsunuz? Sanki hiç kullanmıyorsun. Koparasım gelmiyor yani. O derece hassasın. Böyle çekip alacağım. Evet, çekip aldım. Bu da charger'ı. Biraz küçültmüşler bunu galiba. Yoksa aynı bilmiyorum yani. Ama şeyi güzel. Şu charger'ın halatı güzel yani. Hakikaten değişik bir şey. Desenli mesenli böyle. Enteresan. Şunları da şöyle buradan alıp çıkaralım. Evet. Ya, çok güzel ya. Böyle yaptıkları için sen de daha nazik davranıyorsun yani. Kesinlikle. Öyle yerine koyalım. Hatta öyle değil, böyleydi sanırım. Koyamadık. Niye? Şurada katlanmamış ondan. Evet. Bu da şöyle. Okey. Bu da tamam. Saati dışarıya koyabiliriz. Bunlar garbage. Kordon burada. Pardon. Şarj aleti burada. Saat burada. Bunu kapatalım. Bununla artık bir işimiz kalmadı. Çünkü malı ortaya çıkardık. Saatimiz burada. Bunlar, bu neydi? Bu da saatin şeyi. Bunu da buraya koyalım. Birazın burada. Okey. Şimdi gelelim buna, kordona. Bunu da şuraya al. Saat şurada dursun. Hatta şunları şöyle yapayım ben. Şu şekilde. Şimdi gelelim kordona. Kordonu açacağız. Kordonu da şuradan gösterdikleri işaretleri takip ederek açalım. Şöyle açtık bakalım kordon. Evet, kordon nasıl takılacakla ilgili burada bir şey var. Görsel şekil var. Onun içinde sanki böyle klasik cüzdana koyulmuş gibi bir cep hazırlamışlar. Arkasında yine birkaç tane gereksiz bilgi var. Ve kordon bu. Kordonumuz. Evet.
Şöyle hafif yandan kaldırıp kordonu yerinden çıkardığımızda kağıt bir şey yok yani. Kordon bantı biraz geniş. Hakikaten geniş. Hakikaten geniş. Şuna şöyle koyalım. Hop, sorry. Evet. Kordon da böyle. Buradan kancalıyorsun demek ki. Yes. Çıkarırken de böyle çıkarıyorsun. Kanca atıyorsun. Güzel. Hoşuma gitti. Kordon gayet hoş. Evet. Şimdi kordonu takalım ama takmadan önce şurada onun nasıl takıldığını gösteriyordu. Alt üst çeviriyoruz. Bu nokta önemli diyor. Ondan sonra hangisi nereye geliyor? Evet. Şu bant olanla diyor şuradaki delik birbiriyle görüşsün diyor. Ve yandan içeriye sok diyor abi. Şöyle yandan içeriye oturttuk. That's it. Şunla şu öpüştü. İçine gelecek şekilde. Ondan sonra ne demiş? Diğerini de buradan geçir diyor. Oo, öbürünü diğer taraftan. Soldan sağa. Buradan o tarafa doğru geçirdik ve bağlantı tamam. That's it. Hepsi bu kadar. Evet, Apple Watch'umuzu, Apple Watch Pro'yu daha doğrusu aldık. Kutusundan çıkardık. Kordonu bağladık. Ve saat böyle bir şey. Fena değil bence. Güzel saat. Parası da güzel. Evet. Apple Watch Ultra. Apple Watch Ultra Force Touch, yani ilk dokunuşunu gördünüz. Açtık beraber, hep birlikte izledik. Bence fırsatınız varsa siz de alın. Yani ne olacak sonuçta, bir saat yani. Bu saati ne kadar kullanırsınız? Yani ben bu saati en az 4 sene falan kullanırım. 4 sene sonra da birine hediye ederim. Ne olacak yani sonuçta. Evet. Doğaçlamayla yaptığımız bu çekim burada bitiyor. Bu işleri bizim İlyas güzel yapıyor. Ben de keşke onun kadar detaylı anlatabilsem. Ama yani saati hiç kullanmadım, hiç de bakmadım. Sadece yani hoşuma gitti görüntüsü. Bir de su geçirmezliği hoşuma gitti. Bir de dalışla ilgili özelliği hoşuma gitti. Ondan sonra bir de titanyum kasası ve ebatı hoşuma gitti. Yani diğer detaylara pek bakmadım. Yok işte panik butonuymuş falan filan. Biz panik yapacak adam değiliz. Evet, teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek üzere. Bye.